Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini gördüklərinin qarşılığımız, mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam sizdə qıtanlar ekranımızda bolsun. İstanbulda Barın qırğıncılığının 34 illiqini xatirləş namayışı ötküzüldü. 1990-cı ilin 5-ci aprel yüz bergen Barın qırğıncılığının 34 illiqini şehitlerini xatirləş həm də Xitayının Şərq Türkistanda davam qılıyatqan irqi qırğıncılıq cinayetini Mübarək Ramazan ayında Şərq Türkistan xalqının roza tutuşunu çəkləş cinayetlerini gün tərtibə keltiriş üçün İstanbuldaki Xitay baş konsulxanası aldıda Barınını unutmayımız, roza tutuşdan vaz keçməyimiz teməsində namayış həm də axbarat elan qılış yığılışı ötküzüldü. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki rəisi Hidayətullah Oğuzxan bayanat oqub ötdü. Bayanatda aldı bilən bugün xatırlanıyatqan Barın qətli amının 1990-cı ilin 5-ci aprel Ramazan ayında Şərq Türkistanın Axtunayisi Barın yəsidə yüz bərgənliki haqqıda qısqıca düşündürüş berildi. Arqadan Barın qətli amının Xitayının rayonda icra qılıyatqan məcburi tuğut çəkləş qatarlıq qılmışlarına qarşı qozğalğan xalq qozğılığının hikayəliki bunundan ciddiləşkən Xitay təcavüzçilərinin xalqını qatıq bastırğanlığı Zeydin Yusuf başçılığındaki yaşlarının Xitayının irqi qırğınçılıq cinayətiga qarşı qozğalğanlığı Xitayının bunu bahane qılıp çoğun kiçik demesinin xalqını qırğın qılğanlığı neçe min yaşını tutqun qılıp ölüm cezası bergenliği bildirildi. Bayanatı yana Xitayının 1997 yıldaki Gulji qatli ami, 2009 yıldaki Ürümqi qatli ami, Xitayının Şərq Türkistan'a tecavüz qılgan 74 yıldan beri neçe milyon Şərq Türkistan xalqını cezalagırğa qamap, mecburi emgeki selip, aşkari irqi qırğınçılıq yürgüzgenliği, növete Palestin'de yüz bergenidek Şərq Türkistan xalqını pütülle yok Kutuşku urunuş cinayetinin halkara sotlu sotlunuşu gerektiğe oturgu koyuldu. Bayanatının ahırıda Şarkı Türkistan'da roza tutuş, namaz okuş, kıskısı Müslüman buluşu çekilengen 35 milyon halkı vakaleden Birleşken Devlete Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve halkaralık akbarat organlarını Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irki kırgancılık cinayetine İslam dini ve Müslümanlarını bastırış cinayetlerine karşı avaz çıkarışı çakırdı. Arkadan Şərq Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dotsent Doktor Alimcan Buğda söz kıldı. O, bundan 34 yıl ilgiri Barın şehitleri özünün əqidisi, mədiniyetini qoğdaşmaq istedə Xitayda yavuzkilerine karıştırıp aziz yallarını təxtim kılganlıqını tacavuzkinin qolidin dövlətini qaytırıp eliş üçün pidakarlıq qılış, vaqt və küç çıxırış gerektikini Xitay Şərq Türkistan məsələsi də xalqara cəmiyyətini aldış üçün yalğan təşviqatını küçə etkərlikini bunun üçün mühacirətki Şərq Türkistan xalqının davada müstəhkəm duruşu gerektikini bildirdi. Ахбарат эълон қилишдан кейин йиғилишга иштирок қилганлар бирликда ифтор қилди. Йиғилиш шаҳидларнинг руҳига атаб дуо қилиш билан оёғлашди. Жаноби Аллоҳ Қуръони Каримда дейдики: "Ва ла таҳину ва ла таҳсану ва антумул аълауна ин кунтум содиқин". Ҳаргиз бош қалманглар. Hergiz gemge tutup kalmanla, eğer sile hakiki mümin bolsanla çokum, nusret kalbi silenin deyip Cenab-ı Allah bizge kaysi şekilde kalbinin kolgu kildi kallıkını, kaysi şekilde nusretin kolgu kildi kallıkını Cenab-ı Allah bizge ügütü atıdı, bizge vedi kılı atıdı. Onun için biz Allah'ın birlikige ve barlıkını işengen muvahhid Müslüman boğan ikenimiz, çokum Allah'ın bu vadisinin emiliyişi işidişimiz ve bunun için Cenab-ı Allah digendek Kur'an-ı Kerim'de herkes boş kalmazlıkımız, herkes meyuslenmezlikimiz, çokum bu davanı, çokum bu kalbini kolgu keltüreleyimiz deyip Muşun'unka Allah'a kandak iman keltüreyen bolsak bu davamı, bu davanın çokum neticinde kalıkımı Muş şekilde iman keltürüşümüz lazım. Hazır Xitay'ınki her kıl şekilde köz boyamçılıkı dünyadaki nurgun devletlerini ve nurgun devletlerdeki meşhur şahıslarını, sözde meşhur şahıslarını bizim Şərq Türkistan'a apırıp diyede her kıl yine neyranla bilen, teatrola bilen bizim yılgancılığı çıkırışkı terişi batıdı. Onun için biz bu davada, bu çetelde turvatkan Şərq Türkistanlıkla
Bu davada tıkım ulusdehkem duruşumuz lazım. Boşmasızlıkımız lazım. Eğer biz biraz boşaşsak, halkımızın 2017'den tatip şehit olup gitken o kadar çok kişilerimizden, alimlerimizden, ata-anelerimizden, acısının uruk tıkkallarımızın ki kini bakağı gitti. Bizden kalan nurgun gayretlerimiz boş gitti. Onun için bu davadın fakat boşaşmasızlıkımız lazım. Ve dünyanın her kaysı caylarda bu Şarkı Türkistan davasına sahip çıkan ve Şarkı Türkistan davasını özününki imanı, insani, milli bir borcu, karzı edip bilgen bütün kırındaşlığa salam olsun. Cenab-ı Allah hemimizge küçük kuvvet nesip kılsın. Amerika Maliye Ministeri 2. Kıtımlı Hıhtay ziyaretine başladı. Amerika Maliye Ministeri Janet Yellen bu hafta Xitay ziyaretine başlayan bolup, Xitayning ishlab chiqarish iqtidorining ehtiyojdan ziyoda eshib ketish masalasini o'tirg'i qo'ydi ekan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika Maliye Ministeri Janet Yellen vazifaga o'ltirgandan buyonki 2-chi qatimli Xitay ziyorati uchun 4 aprel Xitayning janubdagi iqtisodiy markazi Guangzhouga yetib borgan. U ziyoratida Xitay bilan Amerika o'rtasidagi pul muomila va iqtisodiy munosabatni tehamma muqimlashtirishni maqsad qilgan bo'lib, ziyorat jarayonida yana Xitayning ishlab chiqarish ko'lamini ziyoda oshirayotganligini, xalqaroning buningga bardoshlik berolmaganligini o'tirg'i qo'ydi ekan. Bildirilishicha, Xitoyning uzun yillardan beri zo'r miqdorda to'liqlama puli bilan ta'minlanishi va Xitoy ishchi ehtiyojining ojiz bo'lishi sababidan to'kliq mashina, batareya, quyosh energetik batareya taxtisi, yerim o'tkizgich va boshqa turli mahsulotlar bilan dunyo bozorlarini kumayotgan. Nurg'un mahsulotlarning yer sharidagi bahosi zo'r darajada tovallab ketib, har qaysi davlatlardagi ishlab chiqaruvchilarga zo'r besim elib kelgan. Reuters agentligining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Amerika Moliya ministrligi bir ali amaldari Xitoyning muhim sohadagi ishlab chiqarish iqtidorining ehtiyojdan eshib ketish ahvoli haqida to'xtalib, biz ko'plagan shirkatlarning ziyon tortish xavfida turayotganligini ko'rmoqdamiz. Ular mahsulotlarini sotish yo'llari haqida o'ylashga majbur bo'lmoqda degan. Ma'lum bo'lishicha, Janet Yellen 5 apreldan 8 aprelgacha Xitoyning oldin qatardagi iqtisodiy amaldorlari bilan suhbatlashadigan bo'lib, ishlab chiqarish ko'lamining eshib ketishining Xitoyga foydasiz ekanligi navbatda Amerika, Yevropa, Yaponiya, Meksika ve başka asaslık iqtisadi gavdalarda bu doğruluk endişe ve tanqidlarının köpeygeldeki doğrusudaki fikrini yetküzüşke tırışıdıkken. Xitoyning binormal yadro energiya taraqqiyoti bexatarlik xavfi paydo qilmoqda. Xitoy rejimi yadro elektr taraqqiyotini tizildiyotgan bo'lsa-mu, uchurlarning aniqsizligi, boshqurishdagi yo'chiqlar qatorliq sabablar bexatarlik xavfi paydo qilishi mumkin ekan. Amerika ovozining 5 aprel xabar qilishicha, Xitoy yaqinqi yillardan buyon yadro energiyasining taraqqiyotini tizildiyotgan bo'lib, Amerikadan eshib, eng cho'ng yadro energiyasi davlatiga aylanishni nishon qilgan. Halbuki mutaxassislar ziyoda tez ko'lamlashtirishning bexatarlik va nazorat qilib boshqurishda yo'chiq paydo qilishidan ansirgan. Bundan başka, Xitoyning huquqni yüksek derecede merkezleştirgen siyasi muhiti ve uçurlarının uçuk aşkarı bulmasılığı sebeplik, bihaterlik ölçümüge toşkan toşmağallıqını ve nazarat kılıp başkuruş organlarının müstakillik derecesini biliş halkarağı nisbeten kıyım bulurken. Bu amillar yadro energiyası bihaterlik meselesi de yuşurun endişi payda kılırken. Aldınqa hepte ötküzülgen Asiya Boğavu Münbiri'de Xitoyning baş yadro elektrik rohinin muavin baş direktori Şi, elektr energiyasini karbonsizlashtirishga aloqador yig'inda Xitoy o'rnatgan yadro elektrining 100 million kilovatdan eshib ketganligini, Xitoyning bu yil Amerikadan cho'qim eshib tushib, dunyodagi birinchi cho'ng yadro elektr davlatiga aylanganligini bildirgan. Bu yil mart ayida Xitoy yadro elektr shirkatining direktori Liu Tiajong taratqularga Xitoyning kelgusida har yili 10 ga yaqin yadro elektr stansiyasining qurilishini tasdiqlaydiganligini o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha 2022 va 2023 yili Xitoy rejimi yiliga yangidan 10 yadro elektr stansiyasi qurishni tasdiqlagan. Navbatda Xitoyda 26 yadro elektr stansiyasining qurilishi davomlashayotgan bo'lib, bu dunyo bo'yicha eng ko'p son hisoblanadi ekan. Dünyadaki 16 devlet yeni yadro reaktörü yasavatkan bulup, bunun içinde Xitay umumi sanının yerimini ilgileydiken, nüvete Xitay'da kurulu vatkan ve şiltili vatkan 20 yadro elektr bazısı var bulup, onların hemisi
deniz boyuğa caylaşkan. Xitayda işki görüştürülgen 55 yadro elektri stansisi Amerika'da 93'ü bar iken. Xitay yakınkı yıllardan buyan yadro elektri terakkiyatını tezletken bulup, bu tiz süratli keniş bektiz bulup getip, bihaterlik ve ölçemlik nazaratının bar yokluğu endişe payda kılgan. Bir kısım tədqiqatçılar Amerika'nın bihaterlik ölçümüge yukarı talep koyganlığı üçün 93 yadro elektri stansisini yasaşka uzun vaqt sarıp kılganlığını, ama Xitayning bolsa xavfga qaramasdan faqat tiz süratli kengaytishgili ko'ngil bo'layotganlığını bildirishgan. Otransiyadaki 5 devlet birleşme harbiy manevri o'tkazmoqchi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan armiyelerinin birleşme harbi manevri ötküzüdüğünlüğü ilan kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışça, Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat ilan kılıp, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan kadarlık 5 devlet armiyesinin 7. ayda Kazakistan'da birleşme harbi manevri ötküzüdüğünlüğünü uxturgan. Bayanatta Birleştik 2024 namlıq Birleşme Hərbi Manevrinin Omaşa Çeniqiş rayonu ve Kaspi Denizi boyudaki Toqmaq Tumşqıda ötküzüldüğünlüğü qeyd qılınğan. Hörmətli körülmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşkücə. Aman boğaçlar, əssalamu aleykum və rəhmətullah.